Ve tedbirinizi alın diyor Kur'an. Ve la tulku bi edik tehlike. Kendi tehlikeye bırakmayın diyor Kur'an. Hepsi ayet. Fet ma sebeba diyor. Bütün zülkarneyni bahsediyor. Sebeplere sarıldı diyor. Sebepler alemindeyiz. Ben hasta olunca doktora gitmiyor muyum? Ben aşı olmadım mı? Koronadan sebep oldum. İkinci doz olmadım mı? Oldum. Ben sebeplere sarılan bir insanım. Ben sebeplere karşı olan bir insan değilim ki benim lafımdan bunu çıkartırsın. Ama dava cübbeli Ahmet düşmanlığı değil. bir düşmanlığı, zikir düşmanlığı, dua düşmanlığı, hadis düşmanlığı. Hadis düşmanlığı. Zaten peşinde söylüyor o işte. Videoyu paylaştım sizinle. Kur'an'dan başka hiçbir kaynak yok diyor. Ha, hadis, hadis. Peygamber bir şey demiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir delil değil diyor. Zaten onu söylüyor. Sen bu hadisin tümünü inkar ettikten sonra Bukhari de dese diyor uydurmadır diyor. Bak bunu dedikten sonra İbn-i kimmiş, şuymuş, buymuş seni. Ne anlatayım sana daha? Böyle bir memlekette İmam Hatip'ten yetişen, ilahiyattan yetişen adam bunlar. Ne zaman çıktı bu kadar dinsiz, kitapsız adam? Tekbire düşman, duaya düşman. Dua ile bir şey olmaz diyor. Bütün Kur'an, Üd'ûni Allah buyuruyor. Dua edin kabul edeceğim buyuruyor. Bu da ayet. Ücibu davet edde'a idâ Dua eden bana yalvarınca kabul ederim buyuruyor. Bak şimdi tefriciyeler okundu peşine dua edeceğiz inşallah mübarek. Cuma gecesi hürmetine Allah'ım kabul eylesin. E şimdi sen bu kadar ayette dua emri var. Adam diyor dua ile hiçbir şey olmaz. Bir de diyorum ben hadislere inanmıyorum. Kur'an'a inanıyorum. Hangi Kur'an'a inanıyorsun? Senin Kur'an'ın nerede? Benim Kur'an'ımda bunlar yazıyor. Kur'an değiştirilmedi bugüne kadar. Her Kur'an'da aynı yazıyor. Kaç tane ayet okudum şurada? En az dört tane okudum şimdi. Veselullah min fazli kereminden Allah'tan isteyin diyor. Ya Rabbel alemin. Yani bunlar Vehhabi'den de beter, Selefi'den de beter. Hiç olmazsa onlara bir ayet okuyorsun, sah sahih hadis okuyorsun. Hiç adam duruyor. Bunlara hadiste okusan, Bukhari'de desen durmuyor. Müslim'de desen durmuyor. Ayette desen durmuyor ya. böyle bir toplumda bela yağmaz mı ya? Bu adamlar işte birisi karatede yan yapıyor, öbürü telebirde yan yapıyor, öbürü bilmem nerede yapıyor. Sanki İslami geçinenlerin de hepsi doğru değil o. İslami geçinen kanallarda da çok bozuk adamlar çıkarılıyor, çıkıyor. Yakın zamana kadar çıkıyordular. Yakın zamana kadar işte red diye, red diye, red diye. Bunları teşhir ede, 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 ede. ede. Canım çıktı. Hapisler, mahkemeler nelerle uğraştım ya. Ama bu milletin dinini, imanı muhafaza etmek niyetiyle. E şimdi e bela yağıyor. E ne olacak? E ne yağacak yani? Rahmet bekliyoruz, e, azap geliyor. E, haramlardan sakınılıyor mu? Efendim, günahlardan sakınılıyor mu? Bu kadar içkiler, bu kadar fuhuşlar, bu kadar zinalar, bu kadar eşcinsellikler, bu kadar lezbiyenlikler, bu kadar efendim rüşvet onu da söyleyelim yani şimdi. İdare mevkiinde olanlar, yönetim şeyinde olanlar, belediyesinden tut, alttan tut, yukarı doğru git. Bunun hepsi aynı kefeye koymuyoruz ama, koymamalıyız ama, ya bu tabii görülen bir, bir gerçek. Bu ne demektir? Kennel haramer narun diyor. Haram ateşin ta kendisidir diyor. Yangın çıktı. Haram haram ateştir diyor. Ar-raşi vel-mürteşifinden rüşvet alan veren ateştedir diyor. E şimdi kabirde mi illa ateş, cehennemde mi illa dünyada da var ateş. E şimdi halkın, e, garibanın ne suçu var? Garibanın bir suçu yok. Ama garibanın da buna rızası olursa, desteği olursa, haramlar alenen görülüp de diyor münkerat men edilmezse yani bu kadar hadis-i şerif okuyoruz senelerdir. Kim okuyoruz? Ruhunuza mı okuyoruz? Siz akıllı, canlı e, Müslüman adamlarsınız. Sizin Kafanız, kulağınızdan girip aklınıza kalbinize yerleşmiyor mu yani? Benim okuduğum bu kadar senedir okuduklarımda ne söylüyor? İnne nâsîze râbul münkerâ beyne zehrânîn fe lem Münker şerata uymayan, Kur'an'a uymayan, sünnete uymayan namazsızlık, abdestsizlik, yalan, haram, fa, iftira, zina, rüşvet, her türlü günah var toplumda. Ya e bunlar ortakta görürüz epeki fe lem yuğayyirû değiştirmezlerse diyor. Nasıl değiştireceğiz? Diyanet bir kere söylüyor mu bu günahlar yüzünden oluyor tevbe etmemiz lazım arkadaşlar. Niye gerici derler yobaz derler. E bana diyorlar desinler. De, de, desinler ben bu ayetleri okumayacak mıyım? Ben işin dini yönündeyim. E niye helikopter yok? Türk Hava Kurumu'nun şeyleri niye atıl? E yok öbürü bilmem. E ben, onlar benim şeyim dedi ki benim tasarrufum ki ben yönetici değilim. Ben milleten reis dememişim. Milletin başına geçmemişim. Bir yönetimine geçmemişim. Hayatımda memur olmamışım. Bir kuruş devletten para almamışım. ve benim mesuliyetim değil, Ben kendi mesuliyetimde olan konuları konuşuyorum. Öbürlerin de öbürleri konuşsun. Ya onları da söylüyorum. Onlara da temas ediyorum tabii ki. Elinizde kendi tehlikeye atmayın. Sebepleri noksan edenler mesul olurlar. Günahkar olurlar. Azaba düşerler.